İlk defa Makedonlarla Türkler aynı okulda buluşuyorlar. Buluşmak demek, bir şeyleri paylaşmak demek. Tabii. Okuldan çıktık, unutmayalım ne demiştik? 96'da evet. İlk Türk sınıfı evet. Ve Makedonların karışması orada oldu. Kaç adımda bu hafta Üsküp'teyiz. Sevgili Hakan Abdullah'la birlikte yürüyeceğiz. Üsküp'te bugün bir yolculuk yapacağız. Aslında adım olarak belki çok uzun olmayacak ama tarihi çok uzun bir yolculuk yapacağız aslında. Güzel bir hikaye anlatacağız. Güzel bir hikaye. Peki hikaye nereden başlıyor? Bir liseden, başlayacak bu arada. Halil İbrahim. İsmi hala duruyor lisenin. Josip Broz Tito. Artık Tito'yu biliyorsunuz. Yani Yugoslavya'nın komünist lideri. 1996 zannedersem evet. 96 yılında içeride ilk Türk sınıfı kuruluyor. 97'de ben buraya geliyorum. İlk defa Makedonlarla Türkler aynı okulda buluşuyorlar. Buluşmak demek, bir şeyleri paylaşmak tabii. demek, tabii tanışmak şey. Demek. İlk dostluklar. Neden ilk diyorum? Aynı bölgede yaşıyoruz. Şimdi tam da hikayeyi onun üzerinden anlatacağız. Çünkü bir yürüme yolundan eve doğru gideceğiz. Ama nerelerden yürüdüğümüzü ve bunun aslında okuldan eve doğru bir yürüyüş yapıyoruz. Evet, okuldan eve doğru yürüyeceğiz ama unutmayalım şuradaki notu. 96 yılında Türkler de Makedonlar ilk defa bu okulda buluşuyorlar. Tito'nun ismiyle alakalı. Tito kendi aslında soyadı değil, ismi değil. Bir lakapmış. Şöyle diyorlar, bunun hani doğru mudur senden de teyit etmiş olayım. Çok teşkilatçı bir adammış. İnsanlara işleri delege edermiş böyle. Sen şunu yap, sen şunu yap. Tito, Tito dermiş. Oradan adı Tito kalmış. Aynen öyle. Bu arada bir ara İstanbul'da yaşamış biliyor musun? Onu yani, bilmiyordum. Nerede yaşamış? İstanbul'da yaşamış. Bilmiyorum tam olarak nerede. Hatta garsonluk yapmış İstanbul'da. Hadi ya. Evet. İstanbul'da garson da yaşamış. Garson Tito. Garson Tito. Öyle bir hikayesi de var. Şimdi burada Tito'yu görüyorlardır herhalde seyirciler. Muhteşem böyle altından bakışa. Bir de aşağıda Frigaza var. Evet. Senin yorumun neydi burada? Ya, çok güzel değerlendiriyorum. Yani anti-emperyalizm. Burada Tito diyor ki Frigaza bir arada olalım. Biraz üçüncü dünyacılık gibi. Bir taraftan anti-emperyalist olduğunu net bir şekilde söyleyebiliriz. Sovyet emperyalizmine karşı durabilmiştir. Onun için Gazze'nin orada yazılmasını sembolik olarak doğru buluyorum. Sembolik olarak evet. Yani en azından safını belli etmiş oluyor. Bunlar da böyle Çin'den gelen otobüslerimiz. Çift katlı İngiliz otobüsleri. Yani Londra'ya benzeme arzu var. Ama bunu da Çin üzerinden yapıyor yani. Bu da çok enteresan bir yorum ama. Vidal'ın 89'da perde düştü. İç savaş başladı. Yugoslavya parçalandı. Koca bir Yugoslavya'dan bir sürü ülke çıktı. O ülkelerden bir tanesi şu anda içinde olduğumuz Makedonya. Merkeze meydana kadar geldik. Şu ana kadar Osmanlı'ya dair, Türklere dair en ufak bir iz yok. Osmanlılar devlet olarak 550 yıl buradaydılar. Evet. Nerede Osmanlı şu ana kadar? Hiçbir yerde yok. Silmiş. Bu şehir ikiye ayrılmış durumda. Bu arada reklamlar dönüyor şu anda. T-Mobile, Almanlar burada. Evet. Orada Coca-Cola var. Amerikalılar evet. da burada. Ama biz de buradayız. Evet. Halkbank'ı da burada görüyoruz. Halkbank, gelelim sorumuza. 550 yıllık bir Osmanlı'nın izleri neden buralarda yok? Çünkü şehir ikiye ayrılmış durumda. Bu hala Yugoslavya'dan kalan bir hikaye. Köprünün bu tarafında Hristiyanlar yaşıyor. Bütün gelişmişlik, bütün endüstri, fintechler, girişimcilik her şey bu tarafta. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü geçtiğiniz anda Müslümanların yaşadığı tarafa geçiyorsunuz. Orada bir gelişmişlik yok. Bu arada şunu da söyleyeyim, net söyleyeyim. Ben diğer tarafı daha çok seviyorum. Çok daha otantik, daha hoş. Bu köprü iki tarafı ayıran bizim gizli Berlin duvarımız bu. Evet, geçiyoruz köprüden. Heykeller durmuyordu. Durmadan heykeller, doymadılar. Doymamışım daha. Keşke burada bitse. Şimdi Sıtkı çekiyor heykelleri. Şimdi girişte başka heykeller göreceğiz.
Ya çok... Sıtkı heykel özel bölüm mü yapsak? Bence... acaba kaç kilo? Abi bence böyle bir programda bir ara yapalım ya. Üsküp'ün heykelleri diye. Üsküp'ün heykelleri. Çünkü şimdi girişte 4 tane heykel, 5 tane heykel, 6 tane heykel göreceğiz. Ben de yeni sayıyorum. Ben bile sayamıyorum yani. Şimdi Kiril Metodi var değil mi? Evet. Onların heykelleri de var. Bu Kiril alfabesini yapan, Rusların da kullandığın bütün buradan. Bütün Ortodoks dünyasının kullandığı alfabe aslında Ohri'den, yani Makedonya'dan çıkmış oluyor. Aziz Kiril ve Metodi tarafından, onların azizleri Kiril ve Metodi tarafından çıkarılan bir dil. Dolayısıyla bugün bütün Ortodoks dünyasının kullandığı o harfler vesaireler aslında bu bölgeden çıkmış oluyor. Yani. İskender'in annesiyle bakın şeyinden, hamilelikten, doğuma kadar, bakmak, büyütülmesine kadar bütün ilişkiyi anlatıyor. Arka tarafta da babası var. Küçük İskender büyüyor. Büyük İskender'in babası var. Buradan da selam söylüyor köprünün tarafındaki oğluna. Babasını Müslüman tarafında tutmaya karar vermişler. Evet. Herhalde... Baba oğlun arası pek yok herhalde. Yok, zaten tarihte de yokmuş bu arada. Çok anlatılmaz ama çok şeyleri yoktur. Evet, geldik çarşıya. Geldik çarşıya. Eve doğru yürüyoruz. 1392 dedik, evet. Üsküp'ün fethi. Hala İstanbul ortalıkta yok ama Üsküp'te ticaret var. Hanlar var, hamamlar var. Üsküp'te hatta Osmanlı'nın darphanelerinden, para basayım yerlerinden birisi olduğunu öğrendim ben. Kapalı çarşı denilir ya, burası bir açık çarşı ama gerçekten yekpare böyle. Kocaman bir dükkanın parçası gibi. Kocaman böyle bir ya şiirsel bir şey böyle, çok böyle burası. Çok tatlı ya, çok güzel. Bu arada şey, yanlış bilmiyorsam, tarihçiler beni düzeltir. Burası da kapalıymış bu arada, sonra yıkılmış. Öyle mi? Evet, aynen, üstü varmış. Sonra açık çarşıya dönmüş. Yani Balkan solu... Yapraklar dökülüyor, dökülüyor bak, çok ama, güzel ya. Hayır. Baksana bak, düşecek mi düşmeyecek mi diye, çok şiirsel. Bunun ama bazı kafeler göre çalışıyor baksana, evet. Mesela sesleri geliyor. Evet. Mesela burada bir İtalyan restoranı var. Ama şey, insanlar hala çıkmış değiller. Pazar günü herhalde evlerinde dinleniyorlar. Birazdan Muratpaşa Camii'ni göreceğiz. Evet. 15. yüzyıldan kalma. Buranın Balkanların camileri böyle küçük ama çok güzel, çok şirin camiler. Evet. Bir de çok pratik be. Yani evet. Mesela biz biliyorum, ben buradayken küçüklüğümde çok sayıda cami var ama biz Muratpaşa'ya koşardık. Yani onu söyleyeyim. Çünkü çok pratik, çok şeyin ortasında, çarşının ortasında. Evet. Bir de küçük caminin öyle şey güzelliği var, yani yan yana oluyorsun. Herkes bir arada. Bir çeksin, Sıtkı da görsün nasıl bir soğukluktan geçtiğimizi. Hala çarşıda bazı el zanaatlarını korumaya çalışıyorlar aslında özetle. Az kaldı ama tabii, az kaldı. Muratpaşa Camii 15. yüzyıldan, aslında 15. asrın başında yapılmış. Hayenoğlu Muratpaşa tarafından inşa edilmiş. Tam çarşının, çok güzel. Çarşı çok güzel yani, tam çarşının ortasında. Biblo gibi böyle. Biblo gibi, çok güzel bir cami. 1983'ün son günlerinde diyor. Biz burayı kurduk diyor, galeri 7. Ara sokakta güzel sanatlar öğrencilerinin geldiği bir galeri. 1984'ün başı. Ve genç sanatçılar eserlerini duvarlara yansıtıyor, şey yapıyorlar. Ve o zaman da onların buluşma mekanı oluyor burası. Daha sonra anlatıyor, bazısı diyor Hollywood'da çalışıyor şu anda. Evet, işte, çok ünlü oldu bazı. Çok, buradan çok çıkan bazı var. Gençler dünyaca ünlü oldular. Adil abinin mekanından çıktı. Ama. Ama ışık gördüm, ben bir deneyeceğim yani. Evet. Ben sanki de... sanki yok. Maalesef. Maalesef. Bizim Sanat Vakfı'na gitsek mi ya? Gidelim, gidelim. Hadi. Şimdi Sanat Vakfı'nı anlatsan. Anlatayım ben. Ya onu tamam. Anlat, onun ben bilinmesini çok istiyorum. Çünkü yani bir Üsküplü'nün okuldan eve yürüyen bir Üsküplü'nün okulla evin neredeyse tam ortasında bir yer kurmasının bir anlamı olmalı. Çok anlamlı. Benim için en anlamı var. Hayatımın en anlamlı projesi diyebilirim. Özellikle işte şeyden, o Yugoslavya zamanında bir sürü Türk sanatçı ülkeyi aslında terk ediyor. Türkiye'ye gidenler var, Batı Avrupa'ya, Amerika'ya gidenler var ve bu sanat eserleri kayboluyor. Ben bu sanat eserlerinin yeniden bu bölgeye kazandırılması gerektiğine inandığım için... Bu modern sanat eserleri. Modern sanat eserleri. Bir kültür evi kurmaya karar verdik. Şu anda hiçbir şey yok. Göreceğiniz şey bir inşaat ama tam çarşının girişinde...
Az evvel gördüğümüz inşaat şeklinde olan yer aslında bir sanat vakfı olacak, bir kültür evi olacak. Amaç buradan giden Türk sanatçıların eserlerini bu anlamda bu topraklara geri kazandırmak için tam çarşının girişinde bir kültür evi olacak. Çok da güzel bir kültür evi olacak. Benim hayatımın en önemli projesi. Ona... Buradan birçok sanatçı gidiyor, birçok yazar gidiyor, şair gidiyor. Bunlardan en önemlilerinden birisi de biz geçen hafta ziyaret ettik. Yahya Kemal mezarını ziyaret ettik. Burada da annesinin mezarı var, anneciğinin mezarı var. Kaybolan şehirdeyiz şu anda. Kaybolan şehir aslında Yahya Kemal'in şehrindeyiz. Evet. Yahya Kemal'in gittiği ve hep işte anlattığı işte Rakofça kırlarını falan anlatırdı. Annem de bu arada bana işte o şiiri okurdu, Rakofça kırları diye. Ben Rakofça kırları yerine Rakof çakırları diyor. Rakof çakırı ne olur ne olabilir diye. Böyle yanlış hecelerdim böyle. Öyle bir hoş çocukluk hatıram var. İstiklal Caddesi'ndeki Resim Heykel Müzesi müthiş bir yer. Acaba kaçırdım da oraya da gittik. Ve gerçekten çok iyi bir ekip kurmuşlar. Çok genç arkadaşlarımız var. Çok güzel rehberlik yapıyorlar. Çok güler yüzlü karşılıyorlar. Bana göre 10 numara bir iş. Burada Zuhal Hanım'a, Zuhal Üreten'e, genel müdüre de bir selam yollayalım. Kesinlikle. Aynı danışma kurumundayız çünkü orası da... O danışma kurulunda ben varım. Kendisi oranın genel müdürü. Ya orada mesela Yahya Kemal dizeleriyle İstanbul tablolarını buluşturmuşlar. Kasap Tahir değil mi? Kasap Tahir Sokağı'nı. Abi nerede okudun? Ha evet. Kasap Tahir. Şimdi acaba kaç adım dedik? Yaklaşık 5000. Bayağı yürüdük. 5000 adım. Evimize en yakın olan noktaya geldik. Bundan evet, sonrası benim evimin olduğu yer. Okuldan eve bir Üsküp yolculuğu. Şimdi ben İstanbul'da yaşıyorum. Dolayısıyla her buraya indiğimde, Üsküp'e uçakla indiğimde Sıla nere, gurbet nere sorusunu soruyorum. Çünkü benim için İstanbul'da Sıla, burası da Sıla. Ama ne ekledi bana bu yaşananlar, bu köprü, bu iç savaşlar? Bir kere şunu ekledi, kavgadan hoşlanmıyorum. Kavgadan bir hayır çıkmadığını görüyorum. Yani bir taraftan da birazcık daha bir probleme farklı yönlerden bakmayı öğreniyorsun Halil İbrahim. Yani biraz bu taraftan bakıyorsun çünkü çok multikültürel bir ortamdan geliyorsun. Bu yolculuktan, Üsküp'teki bu yolculuğumuzdan Türkiye'ye bu iki mesaj kalsın. Yani evet. Köprüleri hiç yıkmayalım. Herkes kendi tarafından haklı ama o köprülerden yeniden geçeceğiz ve birbirimizle kucaklaşacağız. İkinci mesele de haklı olmaktansa mutlu olmaya çalışalım. Bana da bu Üsküp'teki hayatım, bu iç savaşlar, bu problemler mutluluğun haklı olmaktan daha önemli olduğunu öğretti. Onun için bu iki cümlen bu şeyimizin, gezimizin de kapanışı olsun. Evet, Üsküp'teki yolculuğumuz Tito Lisesi'nin önünden başladı ve Tito'ya selam verdik. Free Gazze dedik. Gazze'ye de selam söyledik. Gazze'ye selamcı söyledik. Heykelleri gördük. İskender'in heykelini, babasının heykelini gördük. Çok eğlenceli bir yolculuktu. Kıymetli Hakan Abdullah bizi... Şu anda Üsküp Kalesi'ne en son nokta olarak evine giden en yakın nokta olarak buraya getirdi. Buradan veda ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Nerede yaşıyorsanız yaşayın ama YouTube kanalımıza abone olun. Üsküp'te de yaşıyor olabilirsiniz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.